Bekleyin arkadaşlar, kamerayı açıyorum şimdi. Tamam ananas dostum. Çok güzel bir TikTok 3, 2, 1. Başlattım videoyu. Çekiyorsun değil mi? Ananas dostum iyi çek. Bak beni çek bak neler yapıyorum. Bu video efsane oldu ya. Arkadaşlar efsane oldu, efsane. Çok ünlü olacağız, çok. Hadi dostum bakayım video nasıl oldu? Bekle bekle ben de bakacağım ananas. Aç hadi baştan aç. Ananas başladı hadi dostum. Çok komik ya. Şu hareketlere bak çok komik ya. Bebek tipi gözün hareketine bak. Çok komik nasıl dans ediyor. Çocuklar video çekip eğlenirken yukarıdan onları izleyen biri vardı. Onları yukarıdan izliyordu kötü komşu. Bu çocukları kovdum kovdum. Yine geldiler benim evimin önünde oynadılar. Ben şimdi sorarım size. Ananas bir daha açtın. Çok komik ya. Şu dansa bak ya. Çok komik ya. Bebek Tebegöz şuradaki hareketin çok komik ya. Ama dansınız çok güzel olmamış mı ya? Size şimdi soracağım veletler. Kaç kere dedim size benim evimde oynamayacaksınız diye. Ne yapıyorsunuz siz burada? Verin bakalım şu telefonu. Video izliyoruz kötü komşu. Sen ne yapıyorsunuz? Bir de benimle alay ediyor. Ben size şimdi sorarım. Ver ulan şu telefonu. Ya kötü komşu size bir şey yapmadık ki. Kendi aramızda eğleniyoruz biz. Benim evimin önünde oynamayın diye kaç defa diyeceğim size. Ben şimdi o telefonu kırmaz mıyım? Ananas dostum sakla telefonu kıracak mı? Ver bakalım şu telefonu biraz da biz gülelim. Bırak telefonu yoksa kırmak zorunda kalacağım. Bırak dedim. Yahu bıraksana bizim telefonumuz bu. Senin değil bıraksana telefonu ya. Neden oluyorsun bırak. Videoyu bir dakikalığa durduruyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açan ve çok güzel yorumlar atan 3 kişiyi yarın hikaye olarak paylaşacağım. Eğer siz de paylaşmamı istiyorsanız bu dediklerimi yapın çabuk. Tamam mı arkadaşlar? Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Bırak lan şu telefonu bırak. Ya bırak bizim telefonumuz ha. Telefon gitti. Telefonu kırdı bu. Telefon kırıldı ya. Telefona bak nasıl uçtu. Ama daha kırılmadı bekleyin. O telefonu paramparça edeceğim. Ya bırak bizi telefonumuza bıraksana. Ya o bizim telefonumuz bırak lütfen bırak. Ya kırma telefonu ya kırma sana. Seni babam ödeyeceğim kırma işte ben kırma. Telefonu kırıyor ya. Paramparça edeceğim bu telefonu. Al lan sana al lan. Ya vurma vurma. Gülme telefonu ya gülme. Seni babama diyeceğim. Ağlama Velet ağlama. Telefonunu kırmıyorum. Bu yaptığın suç. Seni polise şikayet edeceğim. Sen göreceksin hapse attıracağım seni. Hop al lan sana. Ver telefonumun parasını ver ver. Vereceksin telefonumun parasını. Al lan sana al lan. Bir şey de olmuyor ya. Öf ya. Vur Velet vur. İşlemez senin yumrukların bana. Asıl ben sizi şikayet edeceğim. Bana şiddet uyguladı. Bebek tepe göz yapma. Oyuna gelme. Bizi hapse attırmaya çalışıyor. 45-40 merkez. 45-40 merkez. Kötü komşunun evinin oradan ihbar var. Çok ses varmış. Kavga var galiba. Tamam merkez. Olay yerine intikal ediyorum. Gidelim bakalım sorunları neymiş çözelim şunların. Dertleri neymiş kavga ediyorlar. Kötü komşunun evi burası. Hop. Aha buradalar işte. İşte buradalar. Ha, ne olmuş burada ya böyle? Kötü komşu. Ha, hayırdır kötü komşu? Neden toplandınız kavga mı ediyorsunuz burada? Telefon ne böyle yerde? Kırılmış. Ha, hayırdır? Memur bey. Bu bebek tepe gözden şikayetçiyim. Bana yumruk attı. Hem de kaç kere attı. Şikayetçiyim bundan. Yüzünün halinden belli zaten kötü komşu. Bebek deme göz. Neden attın yumruk? Doğru söyle. Polis abi. Bu benim telefonumu kırdı. Ben de o yüzden ona saldırdım. Ama telefonumu kırdığı için ya. Yoksa durduk yere yapmadım polis abi. Lütfen beni hapse atma polis abi lütfen. Polis abi bebek tepe göz doğru söylüyor. O önce geldi bizim telefonumuzu kırdı durduk yere. Lütfen bizi hapse atma lütfen. Kötü komşu doğru mu bu? Telefonlarını mı kırdın çocukların? Doğru söyle. Hayır memur bey.
Telefonla benim evimi fotoğraf çekiyorlardı. Ben de telefona bakayım dedim. Elinden düşürdü telefonu, bana suç atıyor. Sonra da beni yumruklamaya başladılar. Üçü de yaptı. Üçünden de şikayetçiyim. Götürün bunları. Yalan söyle polis abi, yalan söyle. İnanma buna. Yemin ederim yalan söylüyor. Geldi bizi, telefonumuzu kırdı durduk yere. Bunu hapse atasın. Bunu at, bizi atma. Çocuklar, siz benimle merkeze kadar gelin bakalım. Sizin bir kim olduğunuzu öğrenelim önce. Yürüyün, binin arabaya. Ya polis abi. Biz suçsuzuz ya, biz suçsuzuz ya. Ağlamayı kesin, binin dedim şu arabaya hadi. Sizi mi bekleyeceğim? Bak, devletin memurunu oyalamayın. Daha çok ceza keserim size. Çabuk binin arabaya. Tamam polis abi, biliyoruz ya. Biliyoruz, tamam. Al işte. Biliyoruz polis abi, biliyoruz ya. Bu kapı nasıl açılıyor ya? Açtım, tamam. Arkadaşlar, hapishaneye gitmek istemiyorum ben ya. Ben de istemiyorum ama götürüyorlar işte bizi. Tamam kötü komşu, sen de evine geç. Bir şey olursa biz sana haber veririz. Sağ olun memur bey. Adalete güvenimiz tam. Onların hepsini hapishaneye yollayın. Hepsi cezasını çeksin. Kötü komşu çocuklara iftira atarak çocukları hapishaneye yolluyordu. Bebek tepe göz nerede yahu? Sabahtan beri onu arıyorum. Allah Allah. Nereye kayboldu bu çocuk? Hiçbir yerde yok. Öf, canım sıkıldı. Dışarıya çıkıp biraz gezeyim ya. Fakirle falan uğraşırım. Evde otur otur, canım sıkıldı ya. Neyse çıkayım dışarıya da. Hop çıktık, tamam. He? Tepegöz ne yapıyor orada ya? Tepegöz. Kime bakıyorsun Tepegöz? Oo, bunun oğlu hapishaneye girdi ya. Zengin, ne yapıyorsun? İyi misin Zengin? İyiyim Tepegöz, sen nasılsın? Geçmiş olsun ya, senin çocuğu hapishaneye almışlar. Ne? Kim aldı da benim çocuğu hapishaneye? Ne diyorsun Zengin? Ya kim alacak? Polisler aldı işte, kim alabilir başka? Ula benim oğlum hırsız falan değil, neden hapishaneye girsin Zengin? Dalga mı geçiyorsun, bak seni döverim ha. Ya yok Tepegöz, bu konuda dalga geçmem ben. İşte gitmişler kötü komşuyla kavga etmişler. O da şikayetçi olmuş, hapishaneye girdi. Ula o kötü komşunun işi bitti. Onu gözüm hiç tutmamıştı zaten. Geberteceğim onu. Tepegöz sakın, sakın manyakça bir şey yapma. Dur ben polislere söyleyeyim, ortalık karışacak. Tamam görüşürüz Tepegöz. Eyvah eyvah, ortalık karışacak ya. İşin bitti kötü komşu. Kafanı gözünü kıracağım senin. Geliyorum lan, geliyorum. Haha, veletlerden de kurtulduk. Artık evimin önünde ses olmayacak. Haha, bundan sonra kimse beni kızdıramayacak. He? O sesler de ne ya? Kim bağırıyor öyle? Ula kötü komşu. Demek benim çocuklarımı sen hapsattırdın ha. Senin işin bitti la. He? Dur Tepegöz, dur dur. Konuşup anlaşabiliriz. Şikayetimi geri çekerim, yemin ederim. Dur bir şey yapma lütfen. Tepegöz lütfen Tepegöz. Yalvarırım bir şey yapma bana. Hayır Tepegöz gelme. Tepegöz lütfen gelme Tepegöz. Hayır, imdat, biri yardım etsin. Hayır. Benim çocuklarıma bir daha sakın yaklaşma kötü komşu. Yoksa daha kötü yaparım seni. Şimdi gidip şikayetini geri çekeceksin lan. Anladın mı beni? Tamam Tepegöz, tamam. Lütfen yaklaşma bana. Ayaklarım, aa, her yerim acıyor. Lütfen. Şikayetimi de geri çekeceğim. Lütfen yaklaşma. Oğlum, bir daha pis elin benim çocuğuma uzanırsa o elini kırarım. Tamam mı lan? Şimdi yıkıl karşımdan. Tepegöz, kötü komşuyu döverek çocuklarının intikamını aldı. Kötü komşu şikayetini geri çekerse de çocuklar hapisten çıkacak. Arkadaşlar, siz de bunun şerefine videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın, tamam mı?